Orsiyem Yurt İçi Piyasalar Satış Müdürü Mert Yılmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her ikiniz de kurumlarınızda yenisiniz. O bakımdan kutluyorum ben de sizi. Teşekkürler. Yeni işe başlayışınızı kutluyorum. Biz de bir gördüğünüz kez daha 6. yılınızı kutlayalım. Sadece kendi yaş gününüzü kutlamıyoruz. İşe yeni başlayanlara da iyi dileklerimizi, temennilerimizi sunmaktan geri durmuyoruz. Teşekkürler. Hayırlı olsun diyelim. Şimdi seninle başlayalım Mert. Öncelikle FED diyeceğiz. Bu akşam ne yapar? Herhangi bir şey yapmayacağını aşağı yukarı biliyoruz ama FED'in şapkasından herhangi bir tavşan çıkarma ihtimali var mı diye sormak istiyorum. Şimdi aslında bu hikaye çok daha gerilere gidiyor. Çok uzun süredir konuştuğumuz ve piyasaların en önemli gündem maddesi, stres maddesi olan konu. İşte geçtiğimiz Aralık ayında ilk faiz arttırımıyla beraber gündemdeki önem sırasında bir miktar kaybetmiş gibi gözüküyor. Evet. Normalde o faiz arttırımı yapılmamış olsa bugün çok daha stresli konuları konuşuyor olabilirdik. Orada tabii bir farklılaşma şöyle gözüküyor. Yapıldıktan sonra ilk faiz arttırımı sanki açıklamalar işte 2016 yılı içinde 4 faiz arttırımının daha olacağına bir atıfta bulunulmuştu. Dolayısıyla her çeyrekte bir faiz arttırımı gibi bir şey. Ama işte Çin'le başlayan sonrasında bir takım jeopolitik riskler, gelişmekte olan ülkelerle ilgili meydana çıkan bir takım riskler nedeniyle bugün gelinen noktada piyasaların gerek içeride gerek dışarıda piyasaların genel beklentisi bu 4 faiz arttırımının yapılmasının çok da söz konusu olmayacağı yönünde. Yani kaçta kalabilir sizce? Norsiyem olarak bizim beklentimiz 2'de kalacağı şeklinde ama hani 1 diyen meslektaşlarımız da kurumlar da ortaya çıkmaya başladı ama şu anki şey ortadaki tablo 2 faiz arttırımının söz konusu olabileceğini yani ilk toplantının pas geçileceğini ya da yılın her yarısında bir tane faiz arttırımına gidebileceği gibi bir genel şey var ki ikinci faiz arttırımı yapılacaksa herhalde 2016'nın sonu gibi olacaktır. Bu da tabii burada özellikle tabii gelişmekte olan piyasalar da daha sonra konuşacağız ama petrol fiyatlarındaki bu önemli aşağı gelmeyle birlikte kendi aralarını ikiye ayrıldılar. Yani buradan evet. Olumlu ayrışanlar ve olumsuz ayrışanlar diye ama neticede o korkulan FED açısından yani FED'in eylem planı açısından çok da gelişmekte olan ülkeler açısından çok öyle olmayacak gibi gözüküyor. Bugün itibariyle senin de söylediğin gibi piyasanın genel beklentisi çok da bir şey söylemeyeceği bir güvercin söylemle bu şeyin toplantının geçirileceği yönünde. Evet.